Panela ikası sayfa 357 mektup 273 Bediüzzaman Hazretlerinin bir mektubu. Mesleğimizin bir medarı şevki ve zevki olan tevafuk. Mesleğimizin bir medarı şevki yani şevke vesile ve zevkli olan bir hakikat olan tevafuk letaifinden 3 4 numune. 3 4 tane tevafuk anlatılacak. Demek ki tevafuklar mesleğimizde medarı şevk ve zevkmiş. Yani bazen biz de bir iş yaparken buna çok rastlıyoruz. Yazı yazarken çok rastlıyoruz mesela kelimelerin alt alta gelmesi ve hatta hiç beklenmedik bir şey anda beklemediğimiz bir şekilde bir ikram ilahiye mazhar olmak. Bunlar bize ne yapıyormuş? Şevk ve zevk veriyormuş. Birincisi, iktisat risalesi birbirinden habersiz altı müstehsihin yazdıkları altı nüshada eliflerin 53 adedini tevafukları telif ve istinsah tarihi olan 53'e muvafık gelmesidir. Sonradan baktım ki asıl müsvedde-i çok sıkıntı ve tahsihlerle beraber 53 adet sırrını muhafaza ettiğini hayret gördük. İktisat Risalesi'nin yazılışıyla. E, sen söyle 6 müstesihin, 6 kişinin yazdığı ayrı ayrı müstahada eliflerin 53 adedinde yani telif zamanına denk gelmesi. İkincisi Risale'nin fiilistesi tamam yazıldıktan sonra birinci müsevvit ihtiyarsız. Bu güzel fiiliste tamam oldu deyip yazmış. O müsevvit hesabı ebcedi hiç bilmediği gibi hiçbir şeyde düşünmemiş. Bu güzel fiil ise tamam oldu. Aynen 1352 tarihini gösterip fiilistenin tarihi, telif ve istinsahını göstermiştir. Üçüncüsü, 23. lemanın müs müsveddeden edilirken hiç eliflerin adedi hatıra getirmeden yazıldıktan sonra 128. Risale olduğunu işareten 128 elif olmasıdır. Yani 23. lema 128. risaleymiş ve o 128. risalede 128 tane elif geçiyormuş orijinal yazısında. Dördüncüsü, dünkü gün Mucizat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ı tahsiye edilirken küçük latif iki tevafukun 10 dakika fasılayla vücuda gelmesi. Yani 19. mektup ee, neşedilirken. İki tane tevafuk 10 dakika arayla. Şöyle ikişer arkadaş Muzat-ı Ahmediye ve Miracı ayrı ayrı tahsiye ediyorlardı. Miracın 600 satırı içinde bir tek satır kuru direğin ağlamasından bahsediyor. Mucizat-ı Ahmediye 150 sayfa içerisinde bir sayfa o bahse dairdi. Birden o iki kısım müs aynı kelimeyi söylüyorlarken işlerinden bir efendi intikal etti. İki kısım aynı kelimeyi söylüyoruz dedi. Baktık fevkalade bir surette iki tahsih aynı kelime üzerinde. Yani ikisi de yazarken aynı kelimeyi zikrederken farkına varıyorlar. 10 dakika sonra 7 muze masar 7 çocuğun bahsi tahsiye edilirken Risale'de geçen bir nokta. 7 tane çocuğa ait bir mucize var. Umulmadı, umulmadığı bir zamanda hazır zatların nazarında Mübarek Melia isminde 5 yaşında bir çocuk geldi oturdu. Çocukların bahsini zevk dinlemeye başladı. Çay verdik. Çocuk bahsi bitinceye kadar içmedi hazır olan biz dört kişi şüphemiz kalmadı ki sırrı tevafukun birinci menba olan Mucizat-ı Ahmediye'nin telifçe ve istihsahça ve kıraatça harika tevafukça kerametini gösterdiği gibi bu iki küçük tevafukla yine o kerametin şu ağından iki latifeyi gösterdi. Yani çocuk bahsi yazılırken içeri giren çocuk o dersi dinliyor ve kendisine çay verilmesine rağmen çayını hiç içmiyor. O dersi kemale suyuyla dinliyor. Bu da bir tevafuk olmuş. Hem bir sene evvel bir seyre giderken arkamdan biz 41 kı bir kız çocuğuyla bir kadın geliyorlardı. Ben yoldan çıktım. Yolu onlara bıraktım. Baktım beni geçmiyorlar. Sıkıldım. Acele geçtim bir bahçeye girdim. Baktım onlar da bahçeye girdiler. Hem hiddet hem hayret ettim. Mucizat-ı Ahmediye elimdeydi. Tefül gibi açtım. En evvel gözüme ilişen ve yalnız Risale'de bir tek defa zikredilen bir isim ki aynı o kadının ismini o sahife içinde gördüm. Baktım o kadını tanıdım. Fesuban Allah dedim. Bunlar kim olduklarını anlamak için daha evvel o kitaba baksaydım bu hayretten kurtulacaktım. Bu hadiseye hem ben hem hazır olan Şamlı Hafız ve hadiseyi anlayan o kadın ve başkaları hayret ettik diyor Üstad Hazretleri yani Tevafuk Mucizat Ahmedi her isalesindeki e, isim bir tane isim geçiyor. O isimde kadın ismi olduğu ortaya çıkıyor. Bu da bir tevafuk yani dört tane tevafuk saydı. Evet. Ee, yine ufak bir yer var burada. Diyor ki kalben rahatsızlığından dolayı Kurban Bayramı'na kadar Süleyman Efendi, Şamlı Hafız Tevfik, Abdullah Çavuş, Mustafa Çavuş'tan başka kimseyi kabul etmiyorum. Affederseniz gücenmeyiniz diyor. Beri zaman Said Musa Hazretleri.